Samsun'da siyasetin seviyeli yapıldığını dile getirdiğim köşe yazımın üzerinden 20 gün geçmişti ki gazeteci kökenli arkadaşımız CHP milletvekili adayı Şaban Sevinç o sihri bozdu. Hem de Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'a sarf ettiği sözlerle. Bu sözleri tekrarlayıp o ayıba ortak olmayacağım. Şaban Sevinç bu lafı ederken hangi ruh halindeydi bilemem. Ancak Sevinç'in, Çağatay Kılıç'ın, tüm Samsunluların gönlünde taht kuran, efsane vekil, CHP'li İlyas Kılıç'ın torunu olduğunu bilmesi gerekirdi. Rahmetli İlyas Kılıç'ın Samsun'un dağına taşına hizmet veren, fakir fukarasına evinin kapısını açan, saygın bir siyasetçi olduğunu da bilmesi lazımdı. Samsun'da bugüne kadar hiçbir eski CHP'liden torun Kılıç'a hakaret içeren bir söz duymadım. Aksine rahmetli İlyas Kılıç'ın iyiliklerini görmüş CHP'lilerin vefa duygusuyla AK Parti'ye oy verdiğine tanık oldum. Mesela yeni adıyla Ataköy, eski adıyla Badırlı'da yerel ve genel seçimlerde AK Parti'ye çıkan oylar arasındaki farkın nedenini bilir misiniz? Dahasını da hatırlatayım. Çağatay Kılıç'ın bir oturumda belinden silah çıkarmaya kalkışıp CHP grubuna doğru yürüdüğü iddia edilmiş. Bu haber de Türkiye gündemine oturmuştu. Olayın muhatabı CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, o gün Çağatay Kılıç için öyle bir laf etmişti ki herkes şaşırıp kalmıştı. O beni gözlerimden vursa inanmam. Bir güven, bir vefa ve bir dostluk ancak bu sözlerle ifade edilebilirdi. CHP'li Hayati Tekin dede dostuydu. Mağdur edilmeye çalışılan da hemşerisiydi. Ondan öte bir insana iftira atılıyordu. Onun o sözleri tezgahı bozdu. Çok sürmeden de Çağatay Kılıç'a iftira atıldı ortaya çıktı. Bakan Kılıç bir süre önce Samsunlu gazetecilerle yaptığı kahvaltı sırasında Samsun'da siyaset dün de bugün de seviyeli yapılıyor demişti. Eleştirilere sözü yoktu ancak kendisi hangi makamda olursa olsun hakarete asla tahammül etmeyecekti. Nitekim yaygın basında çıkan bazı haberler içinde açılmış davaları vardı. O sözlerle adeta baltayı taşa vuran Şaban Sevinç için de dava açtı. Siyasetçinin görevi varsa bir yanlışlık ve yolsuzluk bunu eleştirmek, kamuoyuyla paylaşmaktır. Hakaret ne siyasetçinin ne de gazetecinin görevidir. Buralarda herkes birbirini tanır, yüz yüze bakar, cenazede, düğünde bir araya gelir, acıları ve sevinçleri paylaşır. Ve bu memlekette her şeye rağmen iyilikleri unutulmayan güzel insanlar nesilden nesile yaşatılır. Tıpkı İlyas Kılıç gibi, yani bu toprağın insanı için vefa henüz ölmemiştir.